olacak o vakit harp etmeyi bırakacaktınız ya. Ordu mevcudiyetini çoktan kaybetti Cezmi. Yunan çullanıyor. Bundan sonrası yürekle bilekle ama en çok da akılla başarılacak. Yakup bundan sonra hiç mi gelmeyecek? Zor. Çok zor gayrı. Müjdemi isterim. Hayırdır be ya, ne müjdası? Ne eftiha sürmüş gibi girdin içeri. Senin ihtisas alanına alakalı. Neymiş o? Tayyareler. Hadi çıkar ağzındaki baklayı Lütfü. Bir Yunan tayyaresi düşmüştü. Ne? Nerede? Tire'de. Yunan enkazı arıyormuş. Sakin ol Ece kardeşim, dur. Sakin, sakin olamam. Hayallerime bu kadar yaklaşmışken ben sakin olmam. Başka? Tire çevresinde bir uçağımız düşmüş kumandan. Pilotun sağ olduğunu düşünmüyoruz. Uçağımız ne haldeymiş peki? Mühim olan o. Derhal enkazına ulaşsınlar. Şu anda bir tek toplu iğne kaybetmeye tahammülüm yok. Emredersiniz kumandan. Çık dışarı. Kumandan Filipos. Kumandan Filipos sizinle acil bir mevzu hakkında görüşmemi icap ediyor. Şu an hiç müsait değilim Taha Bey. Kumandan. Kuvayi Milliyeci eşkıyalar oğlumu kaçırmışlar. Buyurun bakın. Ne istiyorlarmış? Hububat yüklü geminin İnebolu'ya gitmesini istiyorlar. İnebolu Kuvayi Milliye'nin deniz nakliye merkezi. Hububat Milliyecilere dağıtılacakmış. Dertleri bu. Olmaz öyle şey. Eşkıyalar ile pazarlık yapmayız. Sanırım siz de bizimle aynı fikirdesinizdir Taha Bey. Tabii ki kumandan. Zaten o sebeple buradayım. Mevzunun pazarlıkla değil, kuvvetle halledilmesi için yardımınıza ihtiyacım olacak. Pekala Taha Bey. General. Buyurun kumandan. Taha Bey bizim için çok mühim bir şahsiyettir. Bunu biliyorsunuz. Gayet iyi biliyorum kumandan. Derhal alakadar olacağım. Kendisini kuvvacıların eline bırakacak değiliz. Elbet sahip çıkacağız hem kendisine hem de evladına. Evladım size emanet kumandan. Cevdet aklını kaçırmış Yakup. Olacak iş mi çocuk kaçırmak? Aklım almıyor. Biraz hanım Eskişehir'deki karakol. Annesinin ölümü. Of. Selanik'te yaşadıkları... Benim başıma gelenler, elbette bunların hepsi çok zor şeyler. Taş olsa çatlar. Lakin çözüm bu mu Yakup? Bilmiyorum Aziz Hanım. Bir alayıma kendimden daha fazla itimat ederim. Haksız demeye de dilim varmıyor. Zira ordunun ahvali ortada. Lakin bu konuda ben de tereddütlüyüm. Bir şekilde mani olamaz mısın Yakup? Aziz Hanım, bir alayımın sözü benim için emirdir. Ona karşı gelmem söz konusu dahi olamaz. Lakin... İkimizin üstü de Ankara'dır. Yine de ben bu vaziyeti sanki Miralay'ın arkasından iş çevirmiş gibi Ankara'yı bildirirsem hayır mı etmiş oluruz, şer mi? Bilemedim. O vakit biraz bekle Yakup. Ben bu vaziyet için bir çözüm bulacağım. Sen şimdi bize git, Mehmet'in öteberisinden birkaç şey getir. Madem bu bebek bize emanet, emanete ihanet etmeyelim. Gözümüz gibi bakalım yavrucağım. Tabii haklısınız. Gel. Ne dedi doktor? Bir ameliyattan bahsetti. Hı. Tekrar yürüyebilmem için. Harika bir haber bu. De, niye suratın asık senin? Ameliyattan sağ çıkamama ihtimalim varmış Leo. Onu duyunca annemle babam kabul etmediler ameliyat fikrini. Sağ çıkmama ihtimali. Haklılar.
Haklılar. Hiçbir şey senin hayatından daha kıymetli değil. Ben de önce hak verdim onlara. Lakin sonra... Ne sonra? Ben ameliyat olmaya karar verdim Leo. Kendi kendine. Böyle kendi kendine verebileceğim bir karar değil Hilal. Annen baban müsaade etmemiş. Ben de istemiyorum. Üzgünüm ama kendi kararlarımı kendim alabilecek yaştayım. Siz razı gelmeseniz de ben bu ameliyata olacağım Leo. Sen ne dediğinin farkında mısın? Sen bile bile ölüme gideceğini söylüyorsun bana. Hayır, ben tekrar yürümem için ne gerekiyorsa göze alacağımı söylüyorum. Tamam, sıkarız dişimizi. Biraz daha elbet bulunur başka bir yolu. Leon, benim vaktim yok. Vaktim yok benim. Baksana dışarıda harp var. İnsanlar yerlerde sürünüyor. Ben de onlara elimi bile uzatamıyorum. Eğer yürüyebilirsem onların da ayağa kalkması için yardım ederim. Onların ayağa kalkması için senin yürümene gerek yok İler. Bak, yazıların var, gazete var. Hilal. Hilal, yalvarıyorum, bir defa canını ortaya koyma. İhtiyatlı ol bir defa. Korkaklar kendine ihtiyatlı der Leo. Hayatta korkakları sevmez. Cesurlarla yoluna devam eder. Ben korkam o vakit. Korkam ben. Korkuyorum seni kaybetmekten. Ne yapayım, sen ameliyata gireceksin. Ben orada duramam. Olamam orada. Olma o vakit. Zira yürüyemeyen benim, sen değilsin. Benim ne hissettiğime dair ufacık bir fikrim bile yok. Ne hissettiğine dair hiçbir fikrim yok. Evet, ha? Yok. Alışırsın Hilal. Bir çaresini bulacağız Hilal. Buldum işte. Senin söylediğin boşta kadından başka bir şey değil. Ben her durumda senin yanında olmayı, seni anlamaya çalıştım ama benim söylediklerim boş bir lakırttan öteye geçemiyorsa benim konuşmamın anlamı yok Hilal. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.